Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu konuda yani Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin ısrarla Türkiye'nin bütün uyarılarına karşı çıkmasına rağmen sürdürdüğü müttefiklik bağı terör örgütü PKK-YPG. Biz buna karşı kararlıyız, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Pençe Kılıç Harekatı ile 19 Kasım'da İstiklal Caddesi'ne düzenlenen o menfur saldırı sonrasında 6 gün sonra Pençe Kılıç'la Kuzey Irak'tan Suriye'nin kuzeyine bütün sınır hattı vurulmuştu, hava harekatı düzenlenmişti ve Türkiye şunu söylemişti: en kısa zamanda, bize en uygun zamanda karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz. İşte bu konuda Amerika yok sakın yapmayın diyor. Dün de Çavuşoğlu yapılan görüşmede o zaman 2019'da verdiğiniz sözleri bir hatırlayın. 2019'da ne vaat ettiyseniz onun gereğini yerine getirin. Bunun söylendiğini, önerilerle gidildiğini altını çizdi. 2019'da Barış Pınarı Harekatı yine hem Rusya hem Amerika Birleşik Devletleri aman dur Türkiye demişti. Verdikleri sözler vardı, yerine getirilmedi dediği Türkiye'nin 30 kilometre derinliğe kadar terör örgütü unsurları geri çekilecek. Şimdi bu yapılacak mı yapılmayacak mı? Türkiye takip ediyor ama hem yurt içinde hem de yurt dışında terör örgütüne göz açtırmıyor. Yapılan başarı pençe operasyonları ki en sonuncusu Pençe Kılıç Harekatı'ydı. Terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu. Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kullandığı barınma ve sığınma alanları imha edildi. Girilmez denilen yerlere tek tek girildi. Kurulan pek çok üst bölgesiyle alana yerleşen Mehmetçiğin bir sonraki hedefi Kandil mi? İsteyelim. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar ve terörü kaynağında kurutuncaya kadar burada faaliyetlerimize devam edeceğiz. Terör örgütü PKK'nın mağaraları teröristlerin başlarına yıkıldı. Pençe Kilit Harekatı'yla 500'den fazla terörist etkisiz hale getirildi. 575 mağara, sığınak imha edildi. Yüz binlerce mühimmat ele geçirildi. Terör örgütü PKK en güvendiği noktada Irak'ın kuzeyinde kilitlendi. Paresiya Dağı, Zapsuyu ve Şemdinli Çayı arasında başlatılan Pençe Kilit Harekatı'yla PKK'nın alanı daraltıldı. Terör örgütü sınırdan 30 kilometre uzaklaştırıldı. Hareket kabiliyeti kısıtlandı. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar ve terörü kaynağında kurutuncaya kadar burada faaliyetlerimize devam edeceğiz. O faaliyetlerden ilki, pençe operasyonlarının birincisi, tarihler 27 Mayıs 2019'u gösterdiğinde Hakurk'ta başlatıldı. Tarihler 12 Temmuz 2019'u gösterdiğinde bu kez Mehmetçiğin pençesi Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın ikinci kez tepesine indi. 23 Ağustos 2019'da ise Pençe 3 harekatıyla Sinat ve Hafdenin bölgesinde belirlenen terör hedefleri imha edildi, operasyonlar başarıyla tamamlandı. Bu harekatlardan bir yıl sonra 15 Haziran 2020'de bu kez Türk jetleri Pençe Kartal Operasyonu için havalandı. Terör örgütü PKK'nın tepesine bomba yağdırdı. 81 hedef yerle bir edildi. Hava harekatından sadece bir gün sonra 16 Haziran'da ilk Pençe Kaplan Operasyonu düzenlendi. 10 Şubat 2021'de bu kez Pençe Kartal 2 operasyonunun hedefi Gara bölgesiydi. PKK'nın mağaraları, sığınma alanları, mühimmat depoları, sözde karargahları ateş altına alındı, teröristler etkisiz hale getirildi. 23 Nisan 2021'de bu kez Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin, Basyan bölgelerindeki terör yuvalarına şimşek gibi çaktı, yıldırım gibi indi. Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım adı verilen operasyonlarla zorlu arazi koşullarına rağmen teröristlerin inlerine tek tek girildi, bölge teröristlerden temizlendi. Operasyon faaliyetlerinin son terörist etkisiz hale gelinceye kadar devam edeceği açıklandı. PKK'nın kapana kısıldığı operasyonsa Pençe Kilit'le oldu. 17 Nisan 2022 tarihinde başlayan Pençe Kilit operasyonu devam ediyor. Kameraman arkadaşım Buğra Bellioğlu ile birlikte Irak sınırının sıfır noktasındayız ve hemen karşımızda bulunan terör hedefleri, fırtına obüsleri ve topçu atışlarıyla birlikte bir bir imha ediliyor. Bölgede belirlenen sığınak, mühimmat ve mağaralar vuruluyor. Komandolar sarp dağlara, karla kaplı arazilere, çetin hava koşullarına rağmen görevlerini eksiksiz yerine getiriyor. Aylardır devam eden Pençe Kilit operasyonlarına katılmak üzere
Mehmetçik an itibariyle Sikorsky tipi helikoptere intikal ediyor. Helikopter havalanacak ve belirlenen hedefe indirilecek. Amaç terör örgütü PKK'nın saldırılarının önüne geçmek, sınır güvenliğini sağlamak. Türk Silahlı Kuvvetleri hem yurt içinde hem de sınırların ötesinde terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor. Özellikle pençe operasyonlarıyla birlikte Irak'ın kuzeyinde yer alan birçok hedef imha edildi. Stratejik öneme sahip noktalar ele geçirilirken teröristlerin olası saldırı ve sızma girişimleri de engelleniyor. Irak'ın kuzeyinde yer alan Zertepe bölgesi 2017 yılında terör örgütü PKK'lı teröristlerden temizlendi. Pençe Kilit Operasyonu'nun başladığı 17 Nisan 2022 tarihine kadar da bölgeye tam 84 havan toplu saldırı düzenlendi. Operasyonun başlamasıyla birlikte de bölgede tam güvenlik sağlanmış oldu. Bu harekatlarda yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlar da aktif olarak kullanılıyor. Ataklar, İnsansız hava araçları, SİHA'lar ve diğerleri. Pençe Kilit operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Sınıra konuştu birliklerce yerli ve milli imkanlarla üretilen SARP silahı da belirlenen terör hedeflerini ateş altına alıyor. Pençe Kilit operasyonunda vatan için can veren kahramanlar da var. 5 askerin çektirdiği o fotoğraf karesi hala hafızalarda. O saldırıyı gerçekleştiren ve emri veren teröristler mağarada sıkıştırıldı ve etkisiz hale getirildi. 5 askerin şehit olduğu bölge ve tepe de teröristlerden temizlendi. Devam eden operasyonlarda Parasya Dağı ve Zap bölgesinin de tamamen temizlenmesiyle Kandil'in önünde hiçbir engel kalmamış olacak. Peki, Pençe serisi operasyonlarının yeni hedefi Kandil mi?